Yukarıdaki rakamları kullanarak oluşan iki basamaklı rakamları farklı en küçük sayı ile. Şimdi önce buna bir bakalım. İki basamaklı rakamları farklı en küçük sayı. En küçük dediği için bu sayılar arasında, bu rakamlar arasındaki en küçüklere bakalım. Hangisi sıfır, daha sonra da iki geliyor. Şimdi rakamları farklı olacak. Evet, sıfırla iki farklı. En küçük dediği için ve iki basamaklı. Şimdi iki basamaklı olması için sıfırı başa alamam. Onlar basamağını alırsam bir basamaklı olur. Onlar basamağını o yüzden ikiyi koymam lazım. Yanına da sıfır diğer küçük sayımızı koyduk. En küçük sayı ne oldu? 20 oldu. İle iki basamaklı rakamları farklı en büyük diyor. Bu sefer de yine iki basamaklı olacak, rakamları farklı olacak en büyük. En büyük iki rakamım hangisi? 6 ve 8. Büyük olması için büyük olanı başa alacağım, onlar basamağına. 6'yı birler basamağına, 8'i alacağım. Şimdi ne diyor? Bunların farkının yarısını sormuş. 86'dan 20'yi çıkarmam lazım, değil mi? 86'dan 20'yi çıkarırsam ne kalır? 66 kalır. Farkı 66. Yarısı diyor. 66'yı yarım ne demekti? Bir sayının yarısını nasıl buluruz? 2'ye bölerek buluruz. 66'yı 2'ye böldüğümüz zaman da A şıkkımız 33 sonucunu buluruz. Bir çiftlikteki koyun ve ördeklerin ayak sayılarının toplamı 150'dir. Bu çiftlikte 23 tane ördek olduğuna göre ne sormuş bize? Koyunların sayısını sormuş. Şimdi 23 tane ördek varmış. Şimdi ördeklerin kaç tane ayağı var? Ördeklerin 2 tane ayağı var. 23'ü ben, 23 ördek, her birinin 2 tane ayağı var. 2 ile çarptığım zaman ne bulacağım? Kaç ayak var olacak? 46. Şimdi 46 tane ayak ördeklere ait. Toplam kaç ayak var? 150 ayak var. 150'den ördeklere ait olan 46 tane ayağı çıkardığım zaman ne kalır geriye? 104 tane ayak kalır. Bu 104 ayak kime ait peki? Koyunlara ait. Koyunların kaç ayağı vardı? Bir koyunun 4 tane ayağı var. 104 ayak var. Her koyunun 4 ayağı var. Kaç tane koyun var? Bölerek bulmamız lazım. 104'ü 4'e böleceğiz. Bu bölme işlemini yaptığımızda da 26 sonucunu buluruz. Sıla'nın annesi 39 yaşındadır. Annesinin yaşı Sıla'nın yaşının 4 katının 3 fazlası olduğuna göre Sıla kaç yaşındadır diyor. Şimdi Sıla'nın annesi 39 yaşındaymış. Sıla'nın yaşını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Soru işareti diyelim. Sıla'nın yaşının 4 katının, 4 kat ne demekti? 4 ile çarpılması kat. 3 fazlasıymış artı bir de 3 fazlası varmış eşittir Sıla'nın annesinin yaşı. Bu da ne? Annesi 39 yaşında. Şimdi bakın 3 fazlası şurası bir işlem. Artı 3 fazlası 39'muş. 3 fazlası 39'sa bu 3 fazlalığı çıkarırsam ne kalır? 36 kalır. Evet. Sıla'nın yaşını 4 ile çarpmış. 4 katını almış. 36 bulmuş. O zaman 4 katı olmazsa Sıla'nın yaşı kaç olacak? Hangi sayıyı 4 ile çarparsam ben 36'yı bulurum. 9 ile çarparsam 36'yı bulurum. Bu neydi? Sıla'nın yaşıydı. Sıla'nın yaşı neymiş? 9. Bir çıkarma işleminde fark 205, eksileni 205'tir. Eksileni 25, çıkara 17 eklenirse yeni fark kaç olur diyor. Şimdi bakın fark bir çıkarma işlemi yapıyor. Fark 205'miş. Evet, hemen yazalım bunu. Şimdi buradaki sayımız neydi? Eksilen. Eksilenden sonra ne oluyor? Çıkan sayımız oluyor. Şimdi buraya 25 eklemiş. Burada bir sayı var. Üzerine 25 eklemiş. Buradaki çıkan sayının üzerine de 17 eklemiş. Şimdi burada da bir çıkarma işlemi olacak, değil mi? Bu çıkarma işlemi. 25'ten 17'yi çıkardığımız zaman ne kalacak? 8 farkım kalacak. Normalde farkım kaçtı ilk işlemimde eklemeden önce? 205'ti.
Bir sekiz fark daha oluştu. Yeni farkım ne olur? Topladığımız zaman A şıkkımız 213 olur. Yukarıdaki işlem ile sonucu aynı olan işlem hangisidir diyor. Bakın burada parantez içine almış ama bir çarpma işlemi var. 5'i 14 ile çarpmış, sonra da 3 ile çarpmış. Çarpma işleminde parantezin bir anlamı var mı? Bir anlamı yok. Bu sayıların tek tek birbiriyle çarpılmış. Şimdi bakalım. Bakın buradan 5 ile 3'ü toplamış, çarpmamış. Ne yapmış? Toplamış. 8 olur ve çarpım sonucu çok farklı olur. Çünkü 3 ile 5'i burada çarpmış 15 eder. Burada toplamış 8 eder. Evet, burada da 14'ten 3'ü çıkarma işlemi yapmış. Çıkardığım zaman 11 eder. Yine sonucum farklı olur. Burada ne yapmış? 5 ile 14'ü bu sefer toplamış. Sonucum 19 olur. 19'da 3'ü çarpmam gerekir. Buradaki sonucumla yine bağdaşmaz. Burada da bakın 3'ü 14 ile çarpmış, 5 ile çarpmış. 3, 14, 5 birbiriyle çarpılıyor. Bu şekilde. Çarpma işleminde sayıların yerlerini değiştirilmesinin bir anlamı var mıydı? Hayır. 3 kere 4 de aynıdır. 4 kere 3 de aynı sonucu verir. Doğru şıkkımız D şıkkı. Yandaki işlemlere göre demiş. Bu kırmızı yıldızı sormuş bize kaçtır diye. İşlemlerimize bakalım. 30 ile 6'yı çarpmış burada. Bakın kalbi bulmuş. Şimdi kalp kaçtır? 30 ile 6'yı çarparken 3 kere 6 18. 30'un yanında bir sıfır var. Hemen yanına ekleriz. Kalbimizin değeri neymiş? 180'miş. Burada ne yapmış ikinci sırada? Kalbimizle 200 sayımızı çarpmış. Çarpı 200 yapmış. Yıldızı bulmuş. Bakalım yıldız kaçmış. Şimdi burada çarpma işleminde kısa yol. 18 ile ne yapacağım? 2'yi çarpacağım. 18 ile 2'yi çarptığım zaman ne bulurum? 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. 36. Peki bu çarpma işleminde kaç sıfırım var? 1, 2, 3 sıfırım var. Hemen yanına 3 sıfırı ekleyebiliriz pratik olarak. Yeni sayımız ne oldu bakın? 36 bin oldu. Hangi şıkkımız da var 36 bin? B şıkkımız da var. Yukarıda karşılaştırmalardan hangileri doğrudur demiş. Bakalım karşılaştırmalarımıza. 7 bin metre 7 kilometre. Evet, 1 kilometre 1000 metre, 7 kilometre 7000 metre. Birinci öncülümüz doğru. İkincisine bakalım. 29 kilometre büyüktür 29 metreden. Evet. Uzunluk ölçüleri basamaklarını düşünürsek kilometre metreden daha büyüktür. Doğru. Üçüncüsünde ne demiş? 80 milimetre küçüktür 9 santimetreden. Öncelikle 80 milimetre kaç santimetre? Milimetreden sonra ne geliyor? Santimetre geliyor. Evet. 1 santimetre 10 milimetreden. 80 milimetre 8 santimetre. 8 santimetre 9 santimetreden küçüktür. 8-9'dan küçüktür. Yani bütün hepsi bakın doğru çıktı. 1-2-3 doğrudur. Sevginin 550 kuruş parası vardır. Parasının bir miktarına 2 adet şeker alıyor. Şekerleri aldıktan sonra geriye 400 kuruşu kaldığına göre bir tane şeker kaç liradır diyor. Şimdi 550 kuruşu varmış. Bakın kuruş veriyor, lira istiyor. Bunu da gözden kaçırmayalım. 550 kuruşu varmış, 400 kuruşu şekerleri almış. Evet. Pardon, 550 kuruşu varmış, 2 adet şeker almış, 400 lirası kalmış. Şimdi 2 adet şekerin kaç liraymış? 2 adet şekeri 150 liraymış. 2 adet şekeri 150 liraya almış. Bir adedi ne kadardır? Hemen 150'yi böldüğümüz zaman 75 kuruştur. Ama bize neyi soruyor? Lira olarak soruyor. Burada çevirilerde nasıl yapıyorduk para çevirilerinde? 1 lira kaç kuruştu? 1 lira 100 kuruştu. Yani 1 Türk lirası 100 kuruş. TL'yi kuruşa çevirirken ne yapıyorduk? 100 ile çarpıyorduk. Peki kuruşu TL'ye çevirirken ne yapacağız? 100 ile böleceğiz. 75'i 100'e böldüğümüz zaman da ne bulacağız? 75 kuruş. Kaç liradır?
Sıfır tam %75. Bakın %75 kuruştur. Pardon, sıfır tam %75 liradır. Yukarıdaki örüntüye göre soru işareti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın soru işareti burada. Bakalım örüntümüzün kuralını öncelikle bulalım. Nasıl ilerliyor bu örüntü? Bakın burada karşılıklı sayılar birbirinin iki katı. 1, 2'nin iki katıdır. 3, 2 katı 6'dır. 1'in 2 katı 2'dir. 3'ün 2 katı 6'dır. Buraya bakalım aynı kural devam ediyor mu? 3'ün 2 katı 6'dır. 4'ün 2 katı 8'dir. Evet, burada da devam ediyor. Bakalım burada 5'in 2 katı 10'dur. Peki o zaman 6'nın 2 katı kaç olacak? 12'dir.